hem 57. kuruluş yıldönümümüze denk gelen hem de Kurban Bayramı münasebetiyle geleneksel hale gelmiş derneğimizin ve Sandık Spor Kolu AŞ'nin bayramlaşma töreninde siz değerli basın mensupları başta olmak üzere camianın önde gelen isimleri, divan kurulu, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve taraftar gruplarımızla birlikte olduk. Bu birlikteliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle başkanımız adına bütün camiamızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Nicelerini birlikte yaşamayı temenni ediyorum. Bu vesileyle hem son günlerde gelişmelerle ilgili sizlerle bir iki paylaşımı yapmayı uygun gördüm. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz üzere bu sene Samsun ve Samsun Spor için çok önemli olan Cumhuriyetimizin 100. yılında başkanımızın da ifade ettiği bir şampiyonun tanımasıyla yola çıkmış. Bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan herkesin beğenisini ve takdirini kazanmış bir kadro yapılanması ve beğenisiyle başkanımız başta olmak üzere Batu Kaplan ve ekibiyle çok ciddi bir çalışma performansı göstererek ideal bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bayram hocamızın liderliğinde ilk etap Kayseri kampımız çok şükür sakatsız bir şekilde tamamlandı. Hocamızla yaptığımız son değerlendirme toplantısında ilk kampı değerlendirdiğinde hem takımın birlikte hareket etmesinden hem arkadaşlıktan hem de kampın temposundan son derece mutlu ve memnun olduğunu söyledi. Bildiğiniz üzere ikinci etap kamp çalışmamız yarından itibaren Bolu'da başlayacak. Bu arada liglerin planları takvimden bir hafta ötelenmiş olması nedeniyle bir iki gün hem kamp süresinin uzaması hem de belki bir iki gün izin süresinin uzaması gündemde. Bunu tamamen hocamızın takdirine bıraktık. Takımımızla ilgili bir iki başkanımız ve basın mensuplarıyla paylaşıyor. Bir iki takviyeyi daha yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda da sona yaklaşan çalışmalarla inşallah onu kampının içerisinde bu arkadaşlarımız da takımımıza katarak lig başladığında hedefe koşan takım halinde hareket edip arkadaşlığı ve karanlığın ön plana çıktığı ve seyircinin de mutlu olacağı bir Samsun Spor'u izletmek için el birliğiyle çalışıyor. Bu cümleden başlayarak her zaman söylediğim bir şey var. Sadece takımın başarısı ya da yapılan transferler başarıyı getirmez. Camianın, takımın, oyuncuların, taraftar gruplarının, sivil toplum örgütlerinin ve bütün velhasıl camianın şampiyonluğa inanmış olması lazım ve ciddi bir ekip çalışması yapmamız gerekiyor. Bu nedenle de başkanımız da vurguluyor her seferinde. Bugüne kadar eksiklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir, yanlışlar olabilir. Her birini bir kenara bırakıp beyaz bir sayfa açarak 2022-2023 sezonunda layık olduğumuz Süper Lig'e çıkmak için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda siz basın mensuplarına da bu birleştiricilik anlamında çok önemli görevler düşüyor. Bunun için de bizimle birlikte hareket edeceğinize inanıyoruz. Bu oluşan olumlu havanın devam etmesini çok arzu ediyoruz. Tabii takdir edersiniz ki bu bağlamda bu sene bu yapılan transferler için çok ciddi harcamalar yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Başkanımız hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Burada öncelikle taraftarlarımıza
Samspor'a gönül verenlere seslenmek istiyorum. Bildiğiniz üzere kombinelerimiz satışa çıktı. Şu ana kadar olan kombine taleplerinden açık söylemem gerekirse mutlu olduğumuzu söylememiz mümkün. Tek tesellimiz bayram münasebetiyle bu talebin yavaşladığını düşünüyoruz. Bayramdan sonra hasreten rica ediyoruz. Kombine satışlarımızın patlaması lazım. Bunun için de siz basın mensuplarında rica ediyorum. Her bir gündeminizde, her bir programınızda bu konuyu işlemeniz lazım. İlk maçımız bildiğiniz üzere Altay'la oynuyoruz. İkinci maçımız burada İmspor'la kendi evimizde oynayacağız. Gönlümüzden geçen ve beklentimiz ilk maçının 25 bin seyirciye bu statta bir ambiyans yaratacak ve oyuncuları motive edecek, inanmışlığımızı gösterecek bir tablonun oluşması lazım. Diğer yanda bugünden başlayarak pazartesi günü olması dolayısıyla localarla ilgili de çalışmalarımızın sonuna geldik. Bugünden itibaren localarımızı da hem satışa sunmuş oluyoruz. Başkanımızın onayladığı fiyatlar üstünde. Öncelikle geçmiş yıllarda aynı locaları kullanmış olan loca sahiplerinden başlayarak bütün localarımızın da bu sene hedefimiz doldurulmasını talep ediyoruz. Bu konuda da sizlerden ve bu iş takımı bu şehre gönül vermiş, bu şehirden kazanan ve bu şehire emek veren bütün iş dünyasını da rica ediyorum localara gereken ilgiyi göstermeleri konusunda hasreten ricalarımı iletiyorum. Bu localarımızın fiyatlaması 80 bin liradan başlayarak 500 bin liraya kadar bir aralık içinde. Bu şöyle kategorisine göre 80 bin, 100 bin, 130 bin, 150 bin, 200 bin, 250, 300, 500 gibi yerine, konumuna ve loca sayısına bağlı olarak da artan bir fiyatlama kategorimiz var. Gerçekten bu bütün bu gelirleri, loca gelirlerini, bilet satışlarını, kombineleri topladığınız zaman yayın gelirleri ki bu sene biraz daha düşüyor. Hepsini toparladığınız zaman bu sene harcayacağınız paranın başkanımızın yaptığı fedakarlığın beşte birini bile karşılamıyor. Bunun maddi tarafını bir kenara bırakıp sahiplenme konusunda dikkat çekmek istiyorum. Yoksa hani bu toplanan paralarla inanın bu sene aldığımız iki tane oyuncunun yıllık ücreti değil. Onun için ama birlikte hareket etmek, aynı hedefe doğrulmak ve o hedefe ulaşmak için birlikte hareket etmenin bir göstergesi olarak localara, kombineleri, biletleri, yeni çıkan yeni yıl ürünlerimize olan ilgiyi şiddetle arttırarak sürdürmemiz lazım. Bu konuda da altını bir kez daha çizmek istiyorum. Samsun'un ileri gelen iş dünyasından, Samsun dışındaki iş dünyasından, Samsun'a gönül vermiş dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, taraftarlarımızdan, sivil toplumun müdürlerimizden hepsinden hasreten rica ediyoruz. Bizi bu kutsal girdiğimiz mücadelenin içinde hedefe ulaşmak için yalnız bırakmasınlar. Kol kola girelim, tek vücut, tek millet olalım ve 2023 Mayıs'ı geldiği zaman bu şehri şampiyonlukla taçlandıralım diyorum. Bu vesileyle tekrar Kurban Bayramımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İştirakiniz ve emekleriniz için teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyor ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.